Merhabalar, Kültürden İşler isimli YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşe Sezer. Bu bölümümüzde ben narsizm üzerine biraz konuşmak istiyorum. Malumunuz artık farkındalığı artan bir konu narsizm. Çünkü günlük hayatımızda ya da hayatımızda genel olarak ya biz narsistik özellikler gösterebiliyoruz ya da birçoğumuz narsist mağduru olabiliyoruz. Bu yüzden popüler ve farkındalığı arttırılmış bir konu narsizm. Önemli. Fakat ben biraz daha mitolojik kökenine, işte felsefi kökenine falan inip biraz kendimce çıkarımlar yapmak istiyorum bu konuda. Ve hem narsistlerin gözünden, biraz narsistleri anlamak açısından hem de narsist mağdurları olan günah keçileri ni anlamak adına onların gözünden de bakan bir çıkarım yapmaya çalışacağım açıkçası. Bunu yapmak için ilk önce narsizmin ya da Narkissus'un hikayesini bilmemiz gerekiyor. Belki çoğunuz biliyordur bu hikayeyi ama böyle kısaca özet geçmekte fayda var. Narkissus, Ovidius'un kitabında geçen bir hikaye aslında. Narkissus'un babası ırmak tanrısı, annesi yine bir su perisi. Yani ikisi de aslında statü olarak yüksek insanlar. Narkissus da bir avcı. Güçlü, kuvvetli, gösterişli ve yakışıklı. Yani fiziksel özellikleri burada dikkatimizi çekiyor ilk olarak. Bir Narkissus karakterimiz var ana kahraman olarak. Bir de Eko kızımız var. Eko kızımız bazı yerlerde Nemesis'in kızı, bazı yerlerde de işte sıradan bir su perisi ya da orman perisi olarak geçiyor. Şimdi Eko ve Narkissus isimlerinin birazdan etimolojisini yapacağız tekrar ama bu kelimeler çok aşina olduğumuz kelimeler. Yani Eko'nun da ne olduğunu biliyoruz. Narsizmin, Narkissus'un da ne anlama geldiğini biliyoruz artık. Çok ve boş konuştuğum için Eko Hera tarafından cezalandırılıyor. Neden? Hera Zeus'u basmaya gidecek. Neyse Zeus tarafından aldatıldığı bir gün, yine bir gün. Zeus'u basmaya ya da suçüstü yakalamaya giderken Eko Hera'yı lafa tutuyor. Boş konuşuyor. Bunun sonunda da işte Zeus'u kaçırdığı için Hera ona kızıyor Eko'ya ve onu cezalandırıyor. Cezası da şu oluyor. Bundan sonra işte sen konuşmayacaksın. Senin karşında kim konuşuyorsa en son kelimesini söyleyebilirsin ancak diyor. Yani bu sebeple son sözün tekrarı, yansıması olarak Eko karşımıza çıkıyor ki Eko da zaten yansıma demektir. Sonrasında bir gün yine ormanda bu genç ve yakışıklı kahramanımız Narkissus'u Eko görüyor ve aşık oluyor direkt. İşte konuşuyorlar falan. Eko tabii konuşamadığı için Narkissus'un son sözlerini tekrar, son kelimelerini tekrar ettiği için Narkissus sinirleniyor ve gidiyor. Kız tabii kör kütük aşık oluyor ona. Arkasından ağlıyor, sızlıyor. Ve artık bitap bir halde aşkından acı çekiyor ve ölüm noktasına geliyor. Bunu gören tanrılar da Narkissus'un hareketini hoş karşılamıyorlar. Yani onu bencil ve kibirli olmakla suçluyorlar. Bu sebeple onu da cezalandırıyorlar. Nedir onun cezası? İşte bir su birikintisinde ama akmayan bakın. Bir su birikintisinde kendisini görerek kendisine aşık olması ve yavaş yavaş açlık ve susuzluktan ölmesi şeklinde bir ceza veriyor tanrılar Narkissus'a. Sonrasında da işte Narkissus nergis çiçeğine dönüşüyor. Ve hikayemiz kaba taslak bu şekilde. Şimdi burada bence çözümlenmesi gereken noktalar var. Bence hikaye böyle çok kompleks bir hikaye, basit bir hikaye değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Demek ki narsistliğin tarihi çok eski. Yani buradan bunu da görüyoruz. Biz bu dönemde yeni böyle farkındalığı arttı ama narsist eşe maruz kalmak, narsist arkadaşa, anneye, babaya maruz kalmak durumu ve onun yıkıntıları aslında yeni farkındalık yarattı bizde. Ama demek ki çok eski bir konu. Yani Eko mesela aşkından ölüyor. Şimdi demek ki orada bir gerçek ya da sembolik ölüm durumu var. Yani bir kişi sizi öldürebilecek, hareketleriyle öldürebilecek durumda. Yani burada dikkat çekilmesi gereken konu bu. İkinci olarak önemli olan konu Eko bence. Eko karakteri. Şimdi Eko burada bir narsist kurbanı bir kere en başta ve günah keçisi kızcağızımız. Eko burada Narkissus'un aslında egosu yani Eko ve ego. Bence bu kelimeler birbirleriyle özdeşleşiyor yani eşdeğer kelimeler. Bunu Freud böyle narsizmi açıklarken çok güzel bir tanım yapmış narsistliğe dair. Dış dünyadan soyutlanan libidonun
egoya yönlendirilmesi yahut libidonun egoda depolanması ve nesneye yönlendirilmesi yerine libidonun tekrar egoya yönlenmesi. Yani bir çıkış noktası yok. Tabir yerindeyse boşaltım durumu yok. Duygusal bir boşaltım durumu yok. Yani normal şartlarda ego nesnesi orada eko olması gerekirken Narcissus o libidosunu egoya yönlendiremiyor. Ve ne yapıyor? Tekrar libidoya, yani kendisine, isteklerine, hazına geliyor. Yani kendisine geliyor. O duygusal devinim kendi içerisinde böyle bir devinim halinde. Yani adam karşıya aktaramıyor. Demek ki narsistlerin en büyük sorunu bu. İşte empati eksikliği diyoruz ya. Bunun tanımı Freud'un yapmış olduğu bu bilimsel açıklamayla aslında empati yoksunluğu. Yani o sevgi nesnesinin, libido nesnesinin kendisi olması, bir tabir yerinde ise boşaltım, duygusal boşaltım sisteminin narsistlerde bulunmaması. Bu da ne yapar sizi? Toplumsal ya da hani bireysel ilişkilerde empati yoksunu yapar. Diğer insanlarla bağınız azalır. Ya bence bu çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü dış dünyadan bir kere bir haber olursunuz ve farkındalığınız gelişmemiş olur diye düşünüyorum. Ben yani dünyadaki tüm olayların sizin etrafınızda döndüğünü düşünürsünüz. Çünkü niye? İnsan mikrokozmostur. Ama makrokozmos olan çevresi yani dünyasıdır. Dünyadır makrokozmos. İnsan o makronun bir parçasıdır mikro olarak. Siz ne yapıyorsunuz? Sürekli o mikro yani o küçük dünyada dönüp duruyorsunuz ve tüm olayların sizin etrafınızda şekillendiğini düşünüyorsunuz. Bence çok tehlikeli bir durum. Daha önce çekmiş olduğum ilham videosunda da böyle bir benzerlik, paralellik var arada. İlham dış dünyayla ve ikinci diğer dünya ile kurulan iletişim. Yani artık boyut aşma haliyken narsizm o kendi somut dünyaya da kilitlenme durumudur. Yani bilgi akışı, duygu akışı yok. Aslında tabir yerindeyse ot gibi yaşıyorsunuz ve bunun sonucunda doğayı ya da nergis çiçeğini, güzellikleri küçümsemek için değil ama gerçekten bir ota dönüşüyor sonrasında Narkisius. Yani bu aslında çok çarpıcı, çok böyle onun egosunu çok zedeleyen bir hareket. Onun haricinde yine nergis çiçeğine dönüşmesi aslında onun o güzelliğinin, hani nergis de güzel bir çiçektir. Güzelliği aynı şekilde kalıyor. Doğaya karışması ile alakalı bir durum. Bak yani devam eden bir döngü var ve sen de bu doğanın bir parçasısın ve seni bir çiçeğe, ota dönüştürerek seni bir doğanın parçası haline getirdim. Aslında egonu sıfırladım diyor. Verilen ceza bu, egonun sıfırlanması. Yani artık nesneni, libidonu yönlendireceğin bir nesne yok. Sen sadece oradasın ve doğanın bir parçasısın. Hepimizin gideceği nokta bu aslında, doğaya karışmak. Bu doğaya karışmak tekamül sürecinde yani bir tekamül sürecidir ve tekamül sürecinde olması gereken bir şeydir. Hepimiz neticede topraktan geldik, toprağa gideceğiz mottosuyla hayatlarımızı yaşamaktayız. Bu sebeple aslında topraktan gelip toprağa gitmek kendi döngümüzü tamamlamaktır. Ve Narkissus kendi döngüsüne direnir burada. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığı için en sonunda hem sembolik hem de maddi ölümünü gerçekleştirir ve doğaya zorla karıştırılır tanrılar tarafından verilen ceza neticesinde. Eko iki narsist kurbanı bence. Ben orada Hera'nın da çok narsistik bir tavırla bir ceza verdiğini düşünüyorum. Bir kere konuşma özgürlüğünü yani ifade özgürlüğüne ket vuruyor. Yani bunu yine günümüz dünyasında yorumlarsak bu şöyle bir şeye sebebiyet verir. Eko orada bizim çocukluk dönemimizi de sembolize ediyor olabilir. Şimdi çocukluk döneminde size ket vuran aile bireyleri, anne ya da babanız aslında sizin kişisel gelişiminize ket vuruyor. Ve tabir yerindeyse yani olur olmadık sizi değer vermeyen insanlara aşık olmanıza hani sebebiyet veriyor gibi yorumlanabilir bu durum. Eko'nun burada kişiliğine ket vurulmuş. Konuşma özgürlüğüne. Şimdi hem burada bir toplumsal uyarı da var. Yani çok konuşursan sesin kesilir. Sesini keserler. Mesajı da var burada ama ben daha çok ailesel konularla da ilişkilendirdim bunu. Sanki böyle bir narsizme maruz kalmak. Yani ailesel narsizme maruz kalmak gibi. Ve Hera kendi cinsini, hem cinsini cezalandırıyor. Normal şartlarda o
öfkesini Zeus'a kusacakken bu öfke Eko'ya kusuluyor. Çünkü neden? Ona engel olan Eko. Yani burada Hera'nın yaptığı da biraz hem cinsinden öfkesini çıkartmak gibi bir şey. Yani narsizmin burada Zeus da narsist bir eş baktığımızda. Yani sürekli bu aldatmalar vesaire falan. Bu işte çalkantılı yaşam narsist bir eş olduğunu gösterir. Hera da aslında bir narsizm kurbanı. Narsist kurbanı. Bu sebeple ne yapıyor? Kendi öfkesini hem cinsinden çıkartıyor. Yine bu narsist kişilerle olan iletişimimiz sonucunda nelere sebebiyet vereceğini bu durumun, bunu da görmüş oluyoruz. Onun haricinde Narkissus'la Eko'nun ortak noktası var. Şimdi ikisi de böyle narsist insanlara maruz kalmışlar gibi. Şimdi Narkissus'un kendisinden başka kimseyi görmemesi bir anda oluşacak bir hareket değil. Anne baba statüsel olarak çok yüksek insanlar Narkissus'un ailesi ve otorite figürleri aslına baktığımızda. Bu otorite figürleri ne yapar? Ya çocuklarıyla az ilgilenir ya da onlar da ket vurur bir yerde. İşte şöyle olacaksın, böyle olmanı istiyoruz vesaire. Yani demek ki Narkissus da aslında bir yerde bir narsizm kurbanı ya da ihmal kurbanı ki narsistik tavırları gelişmiş. Narsizm bir anda hop narsist karakterle doğmuyorsunuz. Buna eğilimle doğuyorsunuz. Eğer varsa karakterinizde bu eğilimleri geliştirirseniz muhteşem bir narsist olabiliyorsunuz sonucunda. Demek ki Narkissus bu eğilimlerini geliştirmiş ve sonucunda o da kendi öfkesini, ailesine olan öfkesini aslında Eko'dan çıkartmış. Narkissus'un ailesi bir işte su perisi, bir ırmak tanrısı. Yani demek ki su elementi fazla olan insanlar. Bu ne demek? Su bir belirsizliği, işte mitolojide kaosu temsil eder. Demek ki aile hayatı da kaoslu. Ve şey vardır suyun özünde manipülatiflik. Yani manipülasyon, yani işte su elementi fazla olan karakterinde insanlar ne yapar? İşte belli her kalıba girebilen işte esnek insanlar olabilir belki pozitif anlamda. Negatif anlamda manipülasyoncu yani manipülatif insanlar olabilirler. Şimdi bu verilen sembolizasyon da bize manipülasyonlara mı maruz kaldı? Ya da işte aile mi onu manipüle etti? Ya da aile bir belirsizlikte mi bıraktı Narkissus'u gibi sorular sormamıza sebebiyet veriyor. Şimdi Eko'nun aşkı aslında Narkissus'un egosunu okşayan bir durum. Bu sebeple Eko ve ego kelimeleri birbirleriyle özdeşleşiyor burada. Ama Narkissus normal şartlarda Eko ile eğer bağlantı kursaydı, yani o libidosunu ona aktarabilseydi aslında Tanrı'yla da iletişim kurmuş olacaktı. Bence Tanrıların sinirlendiği nokta Eko'yu orada kendilerini sembolize etmesi, ilahi bir sevgiyi de sembolize etmesi ve Narkissus'un buna red cevabı vermesi neticesinde sinirleniyor bence tanrılar. Çünkü Eko onların sembolü, yani tanrısal sevginin, tekamül sürecinin bir sembolü ve Narkissus bunu reddediyor. Bunun üzerine tanrılar sinirleniyor ve işte onu egosuyla, yani egosuyla cezalandırıyorlar. Egosu da kim? Kendisi. Ego nesnesi kim? Kendisi. Aslında çok anlamlı bir hikaye. Narkissus'un hikayesi. Ve şöyle, bu Narkissus'un egosuna yeniden akması, yani Eko'yla özdeşleşmesi gerekirken kendi egosuna akması aslında tabii ki Freud'un da deyimiyle nevrotik bir durum. Yani normal bir durum değil. Demek ki bunun cezalandırılması tanrılar tarafından da normal bir durum değil, insani bir durum değil bu. Ve Narkissus aslında eksik bir karakter, nevrotik bir karakter. Yani cezalandırılması gereken bir karakter. Ve buradan şu sonuç da çıkabilir, yani narsizm cezalandırılmalı. Yani narsizm cezalandırılmalı gibi bir sonuç da çıkar bence. Ne yapar? Narsisti nasıl cezalandırırsınız? Onunla muhatap olmayarak, değil mi? Ya da hayatınızdan çıkararak. Ama eğer ona maruz kalmaya devam ederseniz sonunuz Eko gibi olabilir. Yani kendi sonunuzu kendiniz yazabilirsiniz diyor. Hikaye çok garip, böyle farklı güzel mesajlar var içerisinde. O yüzden beni hep böyle etkileyen bir hikaye oldu. Şimdi hikaye bu kadar. Benim yorumlarım da bu kadar. Bir de ben Narkissus'la beraber Sevmek Zamanı filmi gelir aklıma hep. Orada da Bovidus'a bir gönderme vardır. Kitap çıkar karşımıza. Akmayan ayna
Narkissus'un işte sudaki yansımasına aşık olması aslında yine bir döngünün olmadığını gösterir. Yani döngünün kendi etrafında olduğunu gösterir. Normalde duygular ya da empati gibi duygu durumları akan, sürekli etkileşim halinde olan durumlardır. Orada akmayan bir şeyler var. Suyun oradayken su birikintisi önemli bir durum bence. Yani bir ırmak değil, akmıyor oradaki su. Irmak değil, nehir değil. Kendi su birikintisini, yani kendi yansımasını görüyor ve o yansımaya aşık oluyor. Yansıma aynı zamanda eko ile beraber. Eko da yansıma, yankı kelimeleriyle eşdeğer. Orada da yine bir madem ekoyu, yani sevgini, libidonu ekoya yansıtamadın, al o zaman kendine yansıt. Kendine yansıtırsan da sonun ne olur? Ölüm olur. Kendi ölümünü kendin hazırlarsın gibi bir durum çıkıyor ortaya. Dediğim gibi sevmek zamanıyla ben çok özdeşleştiririm bu filmi. Aklıma o gelir. Ben baş kişinin, yani oradaki kahramanın da aslında modern bir Narkissos olduğunu düşünürüm. Çünkü neden? Kişiye değil de bizzat kişinin resmine. Şimdi biraz narsizmi revize etmişler Sevmek Zamanı filminde. Çok sevdiğim bir filmdir. Yeşilçam'ın böyle en marjinal, dönemi için çok marjinal bir film. Narkissos'u biraz revize etmişler. Adam kendine değil de kadının resmine aşık oluyor. Şimdi oradaki resim biliyorsunuz cansız. Yani siz ona ne anlam yüklerseniz ona göre şekillenir. Şimdi narsistlerin de narsistler de böyle insanları ya da yani kontrol altında tutmaya çalışırlar. İşte kontrolün kendilerinde olmasını isterler. Kişiyi sevgililerini ya da işte ne bileyim çocuklarını sürekli dönüştürmeye çalışırlar. Kendi istekleri doğrultusunda dönüştürmeye çalışırlar. Bence oradaki ana kahraman Sevmek filminde, Sevmek Zamanı filmindeki bir modern bir Narkisyus. kadını kendi istediği şekilde idealize etme durumu var. Günümüzde modernize olmuş ve Narkisyus'u tedavi eden, revize eden bir hikaye gibi bence o. Ne yapıyor işte? Resme aşık oluyor ve kadın da ona aşık oluyor. Kadın uzun süre peşinden koşuyor. İşte o libidosu resme akıyor adamın. Kadına akmıyor. Ama sonrasında ne oluyor zamanla? İşte kadının da çabalarıyla bir şekilde birbirlerine aşk beslemeye başlıyorlar. Ve o resim, o yansıma bir yerde kadına yöneliyor. Yani evet, o resim aslında libido bir yerde resimden hop kadına kayıyor. Ve Narkisyus düzeliyor. Tabiri yerindeyse iyileşiyor ve egosu kadın oluyor. Yani o sağlıklı bir şekilde libidosunu karşıdaki cinse, sevgilisine aktarabiliyor. Bu aslında Narkissus'un iyileştiğini gösteren bir hikayedir. Ama tabii ki yine sonu acıklı bir şekilde biter. Ve farkındaysanız orada da bir göl teması vardır. Göl de sakindir. Akmıyor mesela. O göl de sakindir. Ve onun üzerinden işte gelinlikle, bir sal üzerinde gelinlikle ve resimle geçilir. Bu da Narkissus'un kadını sanki ya da o kişiyi yine gelinlik de bu arada cansız mankenin üzerinde hatırlarsanız yine kontrol etme çabası orada da devam ediyor. Yani kontrol etmek istiyor yine oradaki kadını. Narsistik hareketler devam ediyor. Ama ne oluyor işte? En sonunda o nehirden çıkarak gelinliği de kadın giyerek bu şekilde sevgi nesnesi, libido nesnesi kadına yöneliyor. Burada İyileşme hikayesi var aslında. Modern bir narsist var karşımızda. Ama sonu yine acıklı bir şekilde bitiyor. Ben narsizmi, demek ki narsizm böyle her koşulda çok da kabul görülmemesi gereken bir durummuş gibi yine ben yorumluyorum bunu. Öyle. Sevmek Zamanı filmini izlemeyenleriniz varsa da tavsiye ederim. Muhteşem bir film. Öyle. Varsa yorumlarınız, beklemenizi çok isterim. Düşüncelerinizi vesaire eklemenizi çok isterim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.